Kendisinden yorumlarını alalım. Mirvan Hanım, tekrar hoş geldiniz ve biraz önce Mehmet Şimşek'in açıklamalarını aktarmıştım ben. Sizin de buna değin bir yorumunuz var aslında sosyal medya hesabınızdan ve EYT'lilerin bir yük olarak görülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz ve o 740 milyar liralık bütçe yükü nasıl görülmeli? Teşekkür ederim öncelikle yayına davet ettiğiniz için. Sayın Mehmet Şimşek, üzerinden 1,5 yıl süre geçmiş bir yasanın doğru olup olmadığını açıklamak için biraz geç kaldılar. Sonuçta bunun üstünden 1,5 yıl geçti. Bu sadece sorunları bahane üretmek ve başkalarının üstüne yıkmaktan ibaret olur. Sonuçta bu yasa çıktığında 11 ilimiz yerle yeksan olmuştu. Ve 11 il yerle yeksan olduğunda kimin aklına böyle bir yasa çıkarmak gelebilir? Türkiye Cumhuriyeti'nde 11 ilin derdine düşmüşken, ama tabii aynı zamanda da bir seçim vardı. Bu sadece çıkar uğruna oya ihtiyacı olanın aklına gelebilecek bir şeydir. Yani ülkemizde doğruyu, gelir gider hesabını yapabilen bir bürokrat, danışman, akademisyen yok muydu da sadece muhalefet istedi, onlara oy gitmesin, oyları biz alalım diye yapılmış ise eğer, bu çok çok daha vahim, çok çok daha içler acısı bence. Yani şu anda lise öğrencisi, en küçük esnaf bile gelir gider hesabı yapabiliyorken bir akademisyen olan Vedat Bilgin'in sizce bunu düşünmemiş olması normal mi? Bence değil. Ve Mehmet Şimşek'in şöyle bir açıklaması da var. 37-40 yaşında emekli oldular. Yani şimdi böyle bir açıklama yapıldığı zaman tabii ki haliyle insanın bir aklı tutuluyor. Çünkü bu insanlar gece yatıp sabah uyandıklarında biz emekli olmuşuz demediler. Bir emek bunu var ortada aslında. Tabii bunu siz yaptınız zaten. Bu zaten uzun yıllar verilmiş bir mücadelesi vardı EYT'nin. İşe girdikleri şartları belli bir zaman sonra değiştirilmiş. Ve bir haksızlığa, yasal olarak bir haksızlığa uğramışlar. Ama sorun burada EYT'nin haklı olup olmaması değil aslında. Bir kesime hak verilirken Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal eşitlik ilkesine sahip insanlarsak bunun önünü, arkasını da düşünmek gerekirdi. Yani hatta bu yeni çalışma bakanımız için de söz konusu. Yani yaşlarsız EYT yerine adil, ölçülü, makul, kademeli bir emeklilik söz konusu olsaydı biz şu an sizinle bu haberi yapmıyor olacaktık. Evet. Biz mitinglerde, sahalarda olmamış olacaktık. Yani sorun şuradan kaynaklanıyor. SGK bir sosyal yardımlaşma kurumu değildir. Bedeli peşin ödenen sosyal güvenlik sistemidir. Yani şimdi EYT'ye bütçe yok, kademeli emekliliğe yok, staja yok, Bağkur'a yok. Ya bu insanlar borçlu değil ki, bu insanlar alacaklı. SGK'nın bedeli peşin ödeniyor. Şu an 2000'liler 25 yılını dolduruyorlar. 25 yıldır daha maaşlarımız hesaba geçmeden bizden vergileri kesmediniz mi? SGK primlerini almadınız mı? Yani biz şu an size borçlu değiliz ki, siz bize borçlusunuz. Evet. Hani anlaşılmayan kesim burada. Ama ne var? Açıklanamayan şeyler var ve bence bu Türkiye'nin bir yüz karasıdır. Şu an Türkiye'de yaşı küçük, primi az olanlar emekli ve halen daha emekli olmaya çalışıyorlar. Ama yaşça büyük, primi çok olanlar 17-20 sene cezalı. Biraz önce de bahsettim Mirvan Hanım. Yani Gebze mitinginde, CHP liderinin emek mitinginde orada bir tabut vardı ve orada 55 yaşındaki bir hanımefendiyle konuştum ve dedi ki ben benden çokça küçük olan insanların emekli olduğunu görüyorum ve ben mezara girince emekli olmak istemiyorum dedi. Aslında bundan bahsediyorsunuz değil mi? Evet, şimdi 55 yaşında o hanımefendi torun sahibi. O 55 yaşındaki torun sahibi hanımefendi şu an 38-43 yaşındaki emekli ettikleri gencecik insanların maaşını ödüyor. Onların finansörü oldu. Şimdi bu doğru bir şey mi? Yani bir yasa çıkartırken Allah aşkına o kadar akademisyen, danışman, bu yasayı hazırlayan yasa yapıcılar yani hiç düşünememiş olabilirler mi? Ödediğimiz primlerin karşılığını bizden daha az prim ödeyene maaş olarak veremezsiniz. Bize de bir tarihi bahane olarak 17-20 yıl sonra emekli ol, bekle diyemezsiniz.
Yani baktığınız zaman bu akla mantığa aykırı bir şeydir ve şu an 60 yaş üstü 10.000 TL ile geçinmeye çalışıyor. Ama baktığınız zaman bunu ben tüm EYT'lileri kapsayarak söylemiyorum. Hani böyle bir şey söylediğimizde 10.000 günlü ne bileyim 50 yaşına ulaşmış, 55'ine ulaşmış EYT'liler buna tepki göstermesin. Bizim tepkimiz 38-43 yaş aralığı emeklilik Türkiye'de verilen kesime bizim tepkimiz. Ve bu insanlar mitingde 10.000 TL bize az yetmiyor dediler. 10.000 evet. Taban maaş alanlar için söylüyorum. Yani 38-43 yaşında emeklilik almış olmak zaten çok büyük bir lüks. Yani yetmiyor kısmında olmamaları gerekiyor onların. Yetmiyor kısmında olacak kesim 60 yaş üstü zaten. Mağdur olan 60 yaş üstü, onlar da mitinge gelemediler. Çünkü gelecek paraları yok. Baktığınız evet, zaman zaten yaşları peki, da var. Peki bu kademeli emeklilikle ilgili nasıl bir süreç istiyorsunuz? Yani nasıl bir çözüm istiyorsunuz? Yani 7438 sayılı yasa hatalı ve eksik çıkarılmıştır. Hı hı. Daha doğrusu rant uğruna, oy uğruna çıkarılmıştır. Hı hı. Yani seçim uğruna hesapsız, kitapsız çıkarılan yaş şartsız EYT'nin cezası ve sorumluluğu başkalarına yüklenmiştir. Yani bu doğru bir uygulama, doğru bir sistem değildir. Sıradan bir vatandaş olarak biz bu hesabı yapıyor biliyorsak, sizler nasıl böyle bir adaletsizliğe imza attınız? Yüksek primli daha çok çalışanlara biz ne hesap vereceğiz diye hiç mi düşünmediniz? Yani en önemlisi bu. Bu yasayı yaparken biz 9 Eylül 99 ve sonrası 8-9-10 bin günlü 50-55 yaşındaki insanlara ne hesap vereceğiz diye neden düşünmediniz? Yani bunun hesabı sorulmayacak mı zannettiler? Ve kusura bakmasınlar, bunun hesabı soruldu. Biz düşündük ve EMAT Derneği'ni kurduk. Ve kimseye yedirecek de 17-20 senemiz yok bizim. Bizlerin istediği kesinlikle devlete bütçeye yük olmayan, bakın bunun üstüne bastırarak söylüyorum. Çünkü hepimizi emekleme edelim. 9'una verelim, 10'u ne olacak? İşte 2000'e verelim, 2001 ne olacak? Hani konuya hakim olmadan fikri olan da çok fazla. Bu sistem böyle bir sistem değil. Biz bunun üstünde birçok çalışmalar yaptık. Kademeli emeklilik sisteminde her sene sisteme 250-350 bin aralığında giriş olacak şekilde her sene girişe göre yaş karşılığı olan ve piramit gibi düşünün ama ileri doğru giden bir piramit. Hı hı. Atıyorum. Örnek aldığınız bir yer var mı Mihriban Hanım? Yani bu şu ülkede böyle yapılıyor dediğiniz bir yer var mı? Tabii Fransa'da ve birçok ülkede kademeli emeklilik sistemi var. Hı hı. Zaten şimdi baktığınız zaman yurt dışında emeklilik yaşı 60-65-67'ye kadar var. Evet, evet. Ama yurt dışında iki çalışan arasında 17-20 yıl yok. Herkes aynı şartlara bir tabi. Eşitlik var aslında. Tabii yurt dışının çalışma şartları Türkiye'nin çalışma şartlarından çok çok farklı. O yüzden bizim ülkemizde bu zamana kadar hiç kimse 60 yaşında mesela emekli olmadı. Hı hı. Geçmişe dönük baktığınızda her seçimde SGK sistemiyle oynanmış, oy uğruna yaşlar aşağı çekilmiş, ceremesi hep belli bir kesime sunulmuş. Ama öyle bir şey ki şu an sistemin bütün yükü, bütün adaletsizliği 99-2008 aralığına toplanmış. Yani biz sanki bu ülkenin vatandaşı değiliz, biz ikinci sınıf vatandaşız veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiliz muamelesini görüyoruz. Öyle mi düşünüyorsunuz? Yani iktidarın sizi görmediğinizi düşünüyorsunuz. Şu an öyle. Hayır, bu artık düşünmekle kalmadı. Hı-hı. 1,5 yıl geçti. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp da evet bu yasayı çıkardık ama 99-2008 arasında bir kademe kalktı. Arada çok ciddi bir yaş uçurumu oldu. Bununla ilgili de mutlaka düzenleme yapılacaktır diye bir açıklama yapma zahmetinde bile bulunmadı. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Sosyal bir Türkiye Cumhuriyeti devletisiniz ve anayasanın 10. ilkesi der ki çalışan herkes kanun önünde eşittir der. Ama görüyorsunuz ki şimdi 38 yaşında bir kadın 5900, 5600, 5500 günle emekli olurken ben kendimi şu an yayında olduğum için örnek vereceğim. 24 yıl 6 aydır çalışıp 8400 günle neden 16,5 yıl daha bekliyorum?
Bunu birinin çıkıp açıklaması gerekiyor. Bu sadece muhalefet partilerinin sorunu değil. Yani bu siyaset üstü bir durum. Adaletsizliğin siyaseti mi olur? Yani yaptığınız bir yanlış, yaptığınız bir hata. Hı hı. Kusura bakmayın, bu garabet yasayı onlar çıkardı, onlar toparlayacaklar. Pekala. Peki şunu da merak ediyorum. Tabii insanlar bu kadar büyük bir tepki gösteriyorlar ve sizler söylüyorsunuz ki artık bizi görmezden geliyorlar. Hatta bize kulak tıkıyorlar diyorsunuz. Bu sorunu görmüyorlar diyorsunuz. Peki büyük bir maliyeti olduğundan kaynaklı büyük ihtimalle, çünkü büyük bir ekonomik sıkıntının içerisinde iktidarda, para bulmakta zorlanıyor. Vergi artışları zaten beraberinde geliyor ve bu sebepten de zannediyorum o kulak kapıyorlar, gözlerini yumuyorlar diye düşünüyorum. Peki ne kadar insan şu an arkanızda, ne kadar insan bu yasayı bekliyor? Şöyle söyleyeyim, 99-2008 arası bir 6-7 ay önce aldığımız verilere göre 4,5 milyon civarı bir çalışan mevcut. Hı. Ama tabii bu 4,5 milyon civarının 99-2008 aralığına yayılmış halini, evet, düşünün. Yani biz bunun matematiksel hesabını yaptığımızda 2000 girişliler mesela 2001-2002 diye her yaşa denk gelecek şekilde kademeli bir ilerleyişte senelik SGK sistemine 300-350 bin civarı giriş yapılacak emeklilik sistemine. Çünkü zaten artık EYT gibi bir kere de sisteme 2 milyon, 3 milyon insanı yükleyecek bir sistem olmamalı. Hı hı. Yani senede 300 bin, 300 bin her seneye yayılacak şekilde gidişat mı daha sağlıklıdır? Bir kere de sisteme giriş mi daha sağlıklıdır baktığınız zaman? Ama dediğim gibi bu bütçeyle, ekonomiyle alakalı bir durum değil. Hı hı. Çünkü siz bu insanların 24-25 yıl boyunca daha maaşlarını hesaba geçmeden SGK primini ve vergi dilimlerini kestiniz. Biz daha hesaba geçmeden bu devlete boynumuzun borcu neyse ödedik. Yani biz dediğim gibi biz borçlu değiliz. Biz, peki, alacaklıyız. Yani o zaman çıkarmayacaklardı. Hı hı. Yani şu an pişmanlıklar dile getiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi bu arada EYT'yi pişmanlık yaşadığını. Ama bu bizim 17-20 senemize mal oldu. Biz bunu kabul edemeyiz. Şimdi ben görüyorum ki büyük bir umudunuz var aslında. Hani bu direncinizin, bu sürekli emek vermenizin, meydanlarda olmanızın sebebi aslında büyük bir umuttan kaynaklı. Ve bunun içinde çalışmalarınız devam ediyor. Yakın zamanda iktidarla bir araya gelebilmek için veya muhalefet partileriyle bir araya gelebilmek için bir planınız var mı? 31 Temmuz'da meclis kapanıyor. Meclis, hı-hı, kapanmadan bir meclis ziyaretimiz olacak. Umut değil aslında. Şöyle söyleyeyim, bugüne kadarki yaptığımız meclis ziyaretlerinde de iktidar partileriyle, çünkü biz siyasi tarafı olmayan bir STK olduğumuz için her partiyle görüşüyoruz. Her partiyle çalışıyoruz. Ortak fikir yürütebiliyoruz. Hı-hı. İktidar kanadı vekillerimizi ziyaret ettiğimizde kendilerinin bunun asla bu şekilde kalmayacağını ve bu konuda evet bir haksızlık yapıldığını kabul ettiklerini ben bizzat kendim ziyaretlerimde, peki, suratıma söylendi zaten. Ama tabii açıklama kısmında biliyorsunuz iktidar kanadında Sayın Cumhurbaşkanımızın izni olmadan hiçbir şekilde basına açıklama yapılamadığı için yokmuş gibi, peki, kör sağır dilsiz oynanmaya devam ediliyor. Yani aslında Erdoğan'ın iki dudağının arasında mevzu. Pekala, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, Mihriban Uğurlu Emadler Başkanı kendisinden son dönemde kademeli emeklilikteki o beklentilerin nasıl şekillendiğini dinledi.